Sen üçüyle de tek tek görüşeceksin. Mahkemenin savcısını etkilemek istediğimi lütfen düşünme. Haddim dediği zaten. Bu konuda ne kadar hassas olduğumu sen benden daha iyi bilirsin Alikçuğum. Ama davanın görülmesine izin verin ki mahkeme maddi gerçeği bulsun. Alikçuğum benim çocuğum babasının oğlum olduğundan en ufak bir şüphem yok. Mevzuatı sen de biliyorsun Şevket. Tamamen hukuk çerçevesinden karar vereceğim. Teşekkür ederim. Ben de bunu istiyorum zaten. Arkadaşlar, mecliste oylanan avukatlık kanunu kabul edilmiş. FKF bunun için bir protesto yürüyüşü düzenliyormuş. Biz de katılacağız. Deniz geldi. Hoş geldin. Deniz. Merhaba arkadaşlar. Ulan Deniz hoş geldin. Ne haber? Hoş geldin kardeşim. Dayanamadım değil mi? Oğlum gelip alsaydık bari. Ben getirdim işte. Of ya. Bugünleri de gördüm ya. Günlerdir evde sıkıntıdan patladım. O zaman tam da zamanında geldin. Bir protesto yürüyüşüne hazırlanıyoruz. Anayasa nizamını koruma ve avukatlık kanununu protesto etmek içinmiş. Yürüyüş Ankara'da. Ama biz de destek veriyoruz. Arkadaşlar. Biriniz biletleri falan ayarlasın. Otobüste gidebiliriz belki. Ben hallederim. Deniz gezmiş. Vay, Mehmet Şirin. Ne var yine? Seni götüreceğiz Deniz. Teknikteki çatışmada sen de varmışsın. Nereden çıkardınız ya onu? Ben bilmem. Yakalama emrinde sen de varsın. Bir ifade verir, sonra da çıkarsın Deniz. Çocuklar siz de merak etmeyin. Hadi gidelim. Hadi eyvallah çocuklar, siz beni merak etmeyin. Tamam, devam edin. Daha yeni çıkmıştı ya. Ortak. Hı. Hadi artık çıkalım. Olur çıkalım. Bana bak. Hı. Sen savcılık meselesini mi düşünüyorsun? Ah be Teo'cum ah be. İnşallah hanımın akıyla çıkarım şu işten. Çıkarsın. Savcı dediğinde bir insan nihayetinde. Korkma. Samimi ol yeter. Hem Rüya'nın babası olmadığını kim söyleyebilir ki? Yüzüne bakan anlar. Eva da anlayacaktır değil mi? Hadi. Öyle mi diyorsun? E tabii ki. Hadi. Güzide'den haber var mı? Yok. Bir gün beni affeder mi sence? Bunu istiyor musun? Bilmem. Bu aralar hep onu düşünüyorum biliyor musun? Aslında benim yapamadığım yaptı. Koptu gitti. Yani benden daha güçlü. Bak ben onu yapamadım. Bırakamadım Yasemin'i. Yoksa giderdim Güzide'yle. Mahvettik kızın hayatını. Kızma mı ortak? Yasemin de senin hayatını mahvetti. Böylece hayatta ödesmiş oldunuz. Çok sevgili Nezahat. Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Keşke burada yanımızda olsaydın da senden kuvvet alsaydım Nezahat. Son günlerde çok acı olaylar yaşadık. Yokluğunu bu kadar derinden hissettiğim hiç olmamıştı. Bunları sana telefonda anlatamazdım. En iyisi yazmak diye düşündüm. Bu şekilde kendimi ve olayları daha iyi ifade edebilirim. Sen bizi birbirimize bağlayan sevgi gücüydün Nezahat. Keşke burada olsaydın. Dağılıyoruz. Parçalara ayrılıyoruz. Bu çok acı veriyor. Hatırla sevgilim, o mesut geceyi.